sanki 7,6 büyüklüğünde Japonya'da dehşet bir deprem var. Görüntüleri çok sarsıcı. Kimileri metroda, kimileri trende. Yani bakın Japonya adasının her noktasında çeşitli artçı şoklar yaşanıyor. Ben anlatırken Efe sessiz bir şekilde görüntüleri, yani ciddi sallanmışlar. Bakar mısınız? Burası depremin merkez üstüne çok yakın noktalardan kaydedilmiş görüntüler. Sosyal medyada birçok böyle görüntü var. Kimileri kendilerini masaların altına atmış, kimileri bir tren vagonunun, bir metro vagonunun içerisinde. Tabii dev tsunami dalgaları, yangınlar var ve böyle bir ortamda şimdi çok değerli bir isme, bir süredir Japonya'da, Tokyo'da yaşayan, kendisine ait bir Japon YouTube kanalı olan ve orada düzenli paylaşımlar yapan bir dijital içerik üreticiye döneceğiz. Cem Kun Tokyo'dan karşımda. Cem, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Japonya'dan, Tokyo'dan. Tokyo'dasınız değil mi siz? Evet, Tokyo'dayım. Biraz sesim şey gelmiş olabilir. Saat 12'ye geliyor. Kusura bakmayın. Gece 12 mi orada şu Evet, anda? 6 saat ileride Türkiye'ye 6 saat. göre Japonya. Çok teşekkür ederim beklediğiniz ve bu saate kadar Estağfurullah. tahammül ettiğiniz için. YouTube kanalınızı izliyorum. Instagram'ınıza da abone oldum. Bugün YouTube kanalınızda bir video gördüm. Orada tabii siz de depremin şokunu yaşamışsınız ve bütün boyutlarıyla depremi anlatıyorsunuz. İzleyicilerimize bu vesileyle Cem Kun adresini de hatırlatmış olalım. YouTube üzerinde Japonya'dan vloglar çekiyor, Japonya'daki hayatı anlatıyor. Bundan bir süre önce Japonya'ya gitmiş. Cem, siz anlatsanız daha iyi olur. Öncelikle geçmiş olsun. Bir, niye Japonya? Teşekkürler. İki, depremi nasıl yaşadınız? Niye Japonya'dayım? Evlendim. Eşim Japon. Onun sebebiyle Japonya'ya, Tokyo'ya taşındım. 1,5 sene oldu. Japonya'dayım. Siz yani yabancı damatsınız Japonya'da. Mutluluklar diyelim Evet. bu vesileyle. Teşekkürler. Sağ olun. Onun dışında depreme dönecek olursa kısa bilgi vereyim depremle ilgili, hem de bilmeyenler için. Merak Bölge hakkın bölgeyi de biraz tanıtmış olurum. 4'ü 10 geçe Japonya saatiyle Ishikawa vilayetinin Noto kasabasında bir deprem oldu. 7,6 şiddetinde. Burası Japonya'nın, böyle haritaya bakılacak olursanız, tam ortasında kalıyor, bir kıyı bir kasabası. Bir bölgeyi söyleyeyim ben size. Orası böyle, bir solda Güney Kore'ye bakıyor. Yanında Kuzey Kore var. Ondan sonra Rusya var tam karşıda. Japon Denizi var bunların ortasında. Depremden sonra ufak dalgalar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu dalgalar tabii mesafe fazla olmadığı için Kuzey Kore ile, Güney Kore ile ve Rusya ile gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor ve şiddet biraz artıyor. Genel bilgi şu anda o şekilde söyleyebilirim. Can kaybı yok şu anda. Resmi bilgilere de yayına girmeden önce baktım. Can kaybı yok. Sadece yıkılan evlerin altında 6 kişi kalmış. Onları kurtarmaya çalışıyorlar. Yaralılar var. Bu tür depremlerde genelde Japonya'da ölümler bu tarz büyüklükte depremlerde diyeyim fazla olmuyor. Genelde bu depremlerden sonra, büyüklükteki depremlerden sonra işte yangındır, seldir, tsunami'dir. Buna benzer olaylarda can kayıpları oluyor. Bunlar da fazla olmuyor. Ama bölgeden şu anda bir göz ucuyla da televizyona bakıyorum. 7 saat geçmiş ve hala televizyonlar canlı yayın yapıyor. İnsanları bilgilendiriyor. Ya yıkılan ev bir hayli fazla. Son bilgilerde işte 33 bin kişinin elektriği kesilmiş. O bölgede yaşayan insanlar okullara gitmiş, spor salonlarına gitmiş, yüksek yerlere gitmişler. En önemlisi tabii ki de can kaybının olmaması, 7,6 büyüklüğünde bir depremde. Sen herhalde bunu, yani Cem, insan için, yani hepimiz için bu çok şaşırtıcı bir şey. Çünkü 7,6 gibi dev bir deprem, Allah korusun, Türkiye'nin herhangi bir noktasında yaşanmış olsaydı biz bugün nasıl bir yayın yapıyor olacaktık? Büyük ihtimalle yayın bile yapamıyor olacaktık diye tahmin ediyorum. Bir Türk olarak deprem meselesini İstanbul'da, Türkiye'de defalarca yaşamış, şahit olmuş en azından, yani içinde yaşamasa bile. Biri olarak orada ne hissettin bu 7,6'da bir kişi bile, yani hani sadece yaralanmalar var. Yani insan ne hissediyor öyle bir anda bu haberleri izlerken? Ben Tokyo'dayım şu anda. Tokyo'daki o 7,6 büyüklüğündeki depremde Tokyo'da bir 3,5-4 aralığında bir şiddet oldu. Ben de o depremi hissettim. Biraz oturduğumuz şu andaki evimiz biraz sallandı.
işte dediğiniz gibi yani Türk olduğumuz için küçüklükten gelme eğitimler, şimdi Japonya ile biraz karşılaştırıyorum. Buralarda insanlar anaokulundan yaşlılığa kadar her daim eğitildiği için, doğal afet ülkesi zaten burası. Onlarda bir rahatlık oluyor depremlerde özellikle. Fakat ben tabii yine 4 şiddetinde bir depremde de evde böyle dondum kaldım. Genelde de tam alışamadım zaten depremlerde verilecek tepkiye. Eşim mesela oturdu bir köşeye, şöyle haberleri açıyor bakıyor. Ya ne kadar güvende hissediyor demek ki insanlar kendilerini. Bak mesela ilginç videolardan biri bu. Bu belli ki deprem bölgesinde. Efe bunu geri sarıyorum ve sesi açıyorum. İzleyicilerimiz görsün. Ne kadar rahat değil mi? Geçmesini bekliyor. Kalem çeviriyor, farkında mısın? Yani hani bitti mi acaba falan diye bekliyor. Bak izleyelim, yani bu inanılmaz bir şey. Nasıl? Bu da atlattı diyor herhalde. Ben anlamıyorum Japonya mı? Genelde verdikleri tepkiler bu şekilde oluyor. Peki niye bu kadar güvende hissediyorlar sence kendilerini? Çünkü herhalde bütün yapı stokları zaten doğal afetlere uygun bir şekilde yapılmış değil mi? Evet, çünkü 7,6 yani yaşanan deprem az bir şey. Yani acayip bir şeyden konuşuyoruz şu anda. Deprem, yani deprem ülkesi burası. Yapılar depreme dayanıklı bir şekilde yapılmak zorunda. Öyle kriterler var. Onlar kontrol ediliyor. Belli aşamalardan geçiyor. Kriterlere uymayanlara ceza yazılıyor vesaire. Ya o hani insanların orada yaşayabilecek duruma gelene kadar o zaten o ev, o yaşama yeri güvenli bir hale geliyor. İlk başta en önemli konu.